bir şey daha sorayım. Tamam. Aşağıda şimdi göster butonu. Şimdi gösterden pencere kısmına geçiyorum, değil mi? Tamam. Evet, şimdi göster butonuna basmak gerekiyor. Yo, şuradan ben tamam. Haydar Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizden sunumu paylaşmanızı isteyeceğim ben. Aşağıdaki gördüğünüz şimdi göster butonuna basarsanız eğer sunumunuzu izleyeceğiz. Tamam, buradan pencere kısmına mı? Evet, size attığımız görseli basarsanız göndermiştik nasıl açılacağını. Tamam. Buradan sunumumu göremiyorum. Sunumum aşağıdaydı ama. Tamam, ben açayım Haydar Bey isterseniz. Problem olursa. Yo, ben buradan kontrol edebilirim diye düşünüyorum ama paylaş. Tamam. Sorunu çözelim o zaman. Evet, şu an görüyoruz ekran paylaşımınızı. Tamam. Şu an sunumu görebiliyor musunuz? Şu an hangi sayfayı açarsanız onu görebiliriz Haydar Bey. Zannedersem şeyi tarayıcıyı pencere olarak seçmiş, o yüzden gözükmüyorsun. Evet. Haydar Bey, sağ altta ekranınızı gösteriyorsunuz kısmı var. Oraya tekrar tıklayabilir misiniz? Bir dakika. Ekranınızı gösteriyor. Evet, tıkladım. Ekran göstermeyi durdur kısmına basın. Şimdi tekrar göster kısmında bize göstereceğiniz sunumun olduğu sayfayı işaretlerseniz eğer tekrar şimdi göstere bakın. Orada bir sekme seçmeniz gerekiyor. Slide'ın olduğu sekmeyi seçerseniz bizler slide'ı göreceğiz. Yani ben şu an slide'ım açık aşağıda ama onu göremedim nasıl? Drive üstünden açabilirsiniz aslında. Slide hangi uygulamada şu anda? Şu an slide'ın bilgisayarda kayıtlı mı? PowerPoint olarak mı? Evet. Drive üzerinden açmayı deneyin Haydar Bey. Biz Drive'ı göndermiştim size ama ben. Şuradan açmayı denerseniz rahatlıkla bize paylaşabilirsiniz. Tamam. Haydar Bey, merhaba. Şöyle yapabilir miyiz? Şimdi göstere bastıktan sonra ekranınızın tamamını deyin. Biz sizin ekranınızın tamamını görürüz bu sayede. Siz de sunuma girerseniz sunumunuzu görmüş oluruz. Sesiniz kapalı Haydar Bey. Duyamıyoruz. Haydar Bey, şu anda mikrofon simgesine basarsanız biz sesinizi tekrar alabilelim. Şu an sesiniz kapanmış sanırım. Gülnur, senin sesin de gelmiyor şu an. Gülnur'la konuşuyorlar galiba şu anda da. Haydar Bey, şu an sesiniz gelmiyor. Mikrofona basabilir misiniz? Konuşmalarınızı duyamıyoruz. Aşağıda mikrofon sembolü var. Tamam. Şimdi açtık. Tamam. Ekranımı tam ekran yapıyorum, değil mi? Evet. Şimdi göster yazıyor. Sağ altta ona tıkladığınızda ekranınızın tamamını seçebilirsiniz. Orada seçtim onu. Tamam. Evet. Paylaş deyince bize ekranınız yansıması lazım. Şu an geldi mi? Evet, şu an geldi. Şimdi kendi sunumunuza geçerseniz sizi görebiliriz. Evet Haydar Bey, şu an tamam.
Tamam. Şu an sunumu görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Tamam. Harika o zaman. Çok güzel. Kusura bakmayın bu aksilikten dolayı. Aslında teknolojiyle çok barışık biriyim. Yani okulda da birçok şeyi falan hep teknoloji gelişmeleri yapıyorum ben de. Ama bu Google Meet'te ilk defa olduğu için hepinizden özür diliyorum. Çok estağfurullah Haydar Bey. Katılmanız bizim için çok değerli. Zaten teknoloji böyle problemler olabilir. O zaman ben size bırakıyorum sözü. Çok teşekkür ediyorum. Şu an benim ekranımı da beni görebiliyor musunuz? Evet, sizi de görüyoruz. Sesiniz de gayet net geliyor. Bakalım arkadaşlarımızdan bir şey yazan var mı? Onlar da gayet net duyuyorlar sanırım. Tamam, bir şey o zaman çok iyi, harika o zaman. Ben şimdi başlamış olacağım. Yaklaşık bir hani 50 dakikayı bitirmeye çalışacağım. Yani ondan sonraki süreçte de hani soru cevap olursa da onları cevaplandıracağım. Şimdiden biraz hızlı gitmiş olacağım. Öncelikle hepinizden o açıdan özür diliyorum. Çünkü konumuzun hani ana başlıkları olarak toparladığımızda hepsi aslında ayrı birer başlık olarak tanımlanıyor. Yani ayrı birer modül olarak gidiyor. Şimdi ilk slaytımda da geçmeden önce hemen kendimle ilgili kısa birkaç bilgi vereyim istersen. Hem katılımcılar da bu konuda bir tanışmış olmuş olurum. Tabii ki, buyurun lütfen. Ben Yeşilay'ın gönüllü formatörlerindenim. Yani 2014 yılından beri Yeşilay'da formatör olarak görev yapıyorum. Şu anda da hem Ankara İl Formatörüyüm hem de Yeni Mahalle ve Çankaya Formatörü olarak da görev yapıyorum. Bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine Bağımlılık Mücadele Komisyonu'nda yer alıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Ankara İl Milli Eğitim olarak da bu komisyonlarda toplantılara katılan biriyim. Yani şu an Yeşilay'ın temsilcisiyim diyebilirim kısaca. Burada sizlerin eğitim taleplerinizi karşılamak tabii ki bizleri çok mutlu eden bir şey. Keşke yüz yüze olmuş olsaydık, çok daha iyi olacağını düşünüyordum ama bu dönemde pandemi sürecinde bu uzaktan eğitimlerle de en üst seviyede verimliliği yakalamaya çalışıyoruz. Ben bugün sizlerle öncelikli olarak Yeşilay'ın 5 tane modülü var. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı adı altında geçen bir program bu. Buna 6. bir modül de eklenmiş olacak. Yani kumar bağımlılığı modülü olarak. İnşallah ileriki dönemlerde bu modül de eklendiğinde, modüllerimiz revize edildikten sonra belki ileriki yıllarda tekrar sizlerle bir çalışma yapma imkanı da yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Bugün sizlerle ben tütün, alkol ve madde bağımlılığını paylaşacağım. Yarın Demet Hocam, Demet Hanım sizlerle teknoloji bağımlılığını, cuma günü de Esin Hanım da sizlerle sağlıklı yaşamı paylaşmış olacaklar. Ben Yeşilay konusunda kısa birkaç şey daha ifade etmek istiyorum. Yeşilay tanıtım sunumumuz var. Onu da isterseniz Gündüz Hanım toplantıdan sonra, bu paylaşımdan sonra arkadaşlarımıza gönderebilirsiniz. Onları izleyebilirler çünkü bir 8 dakikalık sunu. Onu izlersek evet, çok fazla zaman kaybetmiş olacağız. Ama sonraki yani toplantı bittikten sonra arkadaşlara gönderirseniz onlar da izleme imkanı olmuş olurlar. Tamamdır Haydar Bey. Bu biz zaten aldık videoyu, evet. Tamam, harika o zaman. Yeşilay'ın modülleri içerisinde sağlıklı yaşam modülünü ben çok çok önemsiyorum. Çünkü hep genel anlamda hep olumsuzluklar üzerinden bağımlılıklar devam ediyor ama böyle bir modülün olması da inanın çok büyük bir kazanç. Biz bu Türkiye Bağımlılık modülünü uygularken tüm okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarında, yani 81 ildeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise dahil tüm okullarda uygulanan bir eğitim programı. Her yıl yenileniyor. Ve yetişkin modülü var. Bu modülün 3 tane ayağı var. Yani sadece öğrencilerle çalışma yapılmıyor. Okuldaki tüm çalışanlar, öğretmenler, işte orada görev yapan personel de dahil. Hepsi bu eğitimleri alıyorlar. Ve anne babalara da aynı eğitimler veriliyor. Yani çocuklara verdiğimiz eğitimlerin tabii ki formasyonları farklı. Yani anaokulunda kullanılan modülle lisede kullanılan modül arasında farklılıklar var. Kullanım dili farklı, görselleri farklı. Hepsinin içerikleri ayrı olarak tanımlanmış. Ve bunu da Yeşilay Bilim Kurulu'nun desteğiyle yapılan bir eğitim programı bu. Bu anlamda isteyen arkadaşlarımız Yeşilay'ın Yeşilay.org.tr'ye girdikleri zaman burada bu
programın tüm basım hattına ulaşabilirsiniz. Hepsini ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Siz de isterseniz kendiniz bulunduğunuz yerlerde bu tür çalışmaları yapabilmek için işte anaokulu düzeyinde, ilkokul ya da ortaokul düzeyindeki tüm sunulara, tüm broşürlere, tüm eğitim kitapçıklarının hepsine ulaşma imkanınız var. Yani böyle bir imkanı sahip olmak da bence Türkiye açısından, bizler açısından da hepimiz için de ayrıcalık diye düşünüyorum. Ben o zaman hızlı bir şekilde sunumuma geçiyorum. Bugün sizlerle önce tütünden başlamış olacağız. Biz aslında sigara çok demiyoruz, daha çok tütün diye ifade ediyoruz. Sunumun içeriğinde hani ana başlıklar olarak bağımlılık nedir, tütün ürünleri nelerdir, sigaranın içinde neler var, sigara içen kişiye neler oluyor gibi bir sürü basım hattları var ama ben bunların hepsini tek tek anlatırsam herhalde bir 2,5 saati falan bulur. Ben mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Yani alkol ve madde ile birlikte özdeşleştirerek ifade etmiş olacağım. Çünkü bunlar biraz daha bağımlılıkların direkt olarak madde ile ilişkili olanlar. Bir de davranışsal bağımlılık türü dediğimiz bağımlılık türü var. Bunlar da teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı grubuna girmiş oluyorlar. Onlarla ilgili de ileride yeri geldikçe de paylaşımda bulunmuş olacağım. Biz bağımlılığı 3 ana başlık üzerinde tanımlıyoruz. Birincisi kişinin bir şeye aşırı bağlanması olarak ifade ediliyor. Diğeri de yani kullanımı zararı açıkça görülse ve bilinse bile bağımlı olunan ürünün bırakılamaması olarak ifade ediliyor. Ve bağımlılık özetle de kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinden kontrolünü kaybetmesi. Yani bu 3 ana temamız, ana çıtamız bağımlılıkların tüm türleri için geçerli. Sadece tütün için değil, alkol, teknoloji bağımlılığı, diğer madde bağımlılıkların hepsi için de geçerli olan bir başlık olarak geçiyor. Yine bunlardan hani bizim çok klasik olarak ifade ettiğimiz bir tanım var. Madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolu hiç başlamamak olarak geçiyor. Tütün bağımlılığı kullanımın zararlı olduğu bilinse bile tütün ürünlerini kullanmayı bırakamamaktır. Aynı şey alkol için de geçerli, diğer madde için de geçerli ya da teknolojiyi çok aşırı kullanıyorsak da bunun için de aynı ifadeyi kullanabiliriz. Benim en çok önemsediğim slaytlardan biri bu. Yani ben sigarayı daha çok kapı aralayıcı diye tanımlıyorum. Kapı aracılığı aralayıcı diye ifade etmemin nedeni de bağımlılıklarda şöyle bir bilimsel bilgi var. Eğer bir bağımlılık noktasında yakalanmışsak, bir bağımlılık anlamında bir tanı almışsak eğer biz kendimizi bağımlı olarak ifade ediyorsak, diğer bağımlılıklara geçişi çok çok hızlı bir şekilde olmaktadır. Yani sigara kullanan bir kişi alkol ve madde kullanılmadığı çok daha hızlı bir geçişi sağlayabiliyor. Yani altta bir yüzdeliğim var, %54 oranı inanın çok yüksek bir oran. Yani bu hem sigara hem alkol hem de madde kullananların oranını ifade etmektedir. O yüzden bu slide çok çok önemli. Hani sigara biraz daha bu bağımlılık türleri içerisinde daha masumane gözüken bir yönü var. Hani sigara sanki bir bağımlılık değil de hani sigara kullanılan bir tiryakilik ya da işte görselliği çok olan bir madde olarak geçiyor. Ama emin olun diğer tehlikeli olacak diğer maddelere geçiş içinde kapının hemen önünde duran bir madde olarak düşünebiliriz sigarayı. Dediğim gibi sigaradan ziyade tütün ürünleri diyoruz. Bunun içerisinde nargileden, pürodan, işte elektronik sigaralar da dahil hepsi tütün bağımlılığı olarak ifade ediliyor. Bunlarla ilgili hani sigarada 4000'den farklı zehir olduğunu, hani bunları tek tek saymak yerine ki bunları hepiniz biliyorsunuzdur. Hani bunları ta ilkokuldan beri çok da böyle gördüğümüz, aşina olduğumuz şeyler. İşte içinde neler olduğuna ilişkin. Naftalinden, işte butan gazından, işte katrana kadar birçok yani katmiyum denilen bir madde var burada bildiğimiz. Bu piller içerisinde yer alan bir madde. Yani sigaranın içerisindeki maddelerin zararlarını saymakla bitiremeyiz. Aslında bunların hepsine de biz nikotin bağımlılığı olarak ifade ediyoruz. İçilen nikotin yani öncelikli olarak yani beyne ulaşıyor. Oradan da tüm vücuda dağılmış oluyor. Sigara
iten kişiye neler olur diye ifade edersek hani birçok şey basamakları sıralayabiliriz. Hani beyindeki kan akışını, el ayak parmaklarının kan akışının zayıflamasına kadar birçok maddeyi sıralayabilirim. Burada slide'da hani sizler hızlı bir şekilde okuyabileceğinizi düşündüğüm için ben sadece birkaç madde üzerinde vurgularsam herhalde daha kalıcı olur diye ifade etmiş olayım. Özellikle bu 8. maddede beyin ve sinir sistemi önce hızlı çalışır sonra yavaşlar. Bu sadece sigara için geçerli değil. Yani alkol ve diğer maddeler için de geçerli. Uyuşturucu maddelerin hepsi için de geçerli. Öncelikle bu tür alınan maddelerin hepsi hızlı bir şekilde yani beyin ve sinir sistemini etkiliyor. Bir hızlı bir çalışmayı sağlıyor ama sonrasında da hızlı bir düşüşe de neden oluyor. Bu çok çok önemli bir kriter. Bunun ileride alkolü anlatırken üzerinde tekrar durmuş olacağım. Hani sigaranın genel anlamda hani kısa süreli, uzun süreli vadeleri hani verdikleri zararları da sayarsam hani bunun saç dökülmesinden ciltteki bozulmalara kadar birçok başlığı sıralayabiliriz. Sigaranın tetiklediği hastalıklar işte yani bu kanser türlerinin birçoğu da dahil yani kalp, mide rahatsızlıkları, damar sertliklerine kadar birçok rahatsızlığa neden olmaktadır. Yani sigara dünyadaki en ölümcül silah olarak da geçiyor. Yani yapılan istatistiklerde 13 saniyede bir kişinin öldüğü, yılda yaklaşık 5 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini düşünürsek aslında savaşlardan bile daha tehlikeli diye ifade etmekte hata etmemiş oluruz. Sigara ile ilgili yani sigara içilen ortamdan yani sigara içilmesine izin vermek de aslında aynı noktaya değil. Hani bu pasif içicilik dediğimiz kavram aslında burada çok gündeme oturan bir kavram olarak tanımlayabilirim. Yani ben şeyi çok önemsiyorum yani artık anaokullarında bile yani ana sınıflarında bile temiz hava kavramı işte çocukları yanlarında büyükler sigara içtiği zaman müdahale etmesine kadar birçok eğitimler veriliyor. Yani sizlerden de ricam hani sigara içilen bir ortamda birileri içiyorsa mutlaka uyarın. Bu çok çok önemli bir kavram. Yani son yıllarda hani bu sigarayla ilgili getirilen yasaklar inanın sigara bağımlılığını yaklaşık %60 oranında düşürdüğü ifade ediliyor. Ki bu çok çok yüksek bir oran. Yani bunlarda hepimizin bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kendi alanımızı, kendi bulunduğumuz ortamı temiz havayla korumaya çalışırsak emin olun bu sigarayla mücadelede aslında en büyük görevi yapmış oluruz. Sigara yani sana uzatılan sigaraya bir kere hayır dersen daha sonrakilere de hayır dersin. Hayır demeyi öğrenmek çok çok önemli. Bu bizde alkol için de geçerli, madde bağımlılığında da geçerli. Biz de okullarda yaptığımız eğitimlerde hep hayır demeyi öğretmek üzerine programlar yapıyoruz. Onlara yönelik etkinlikler planlamaya çalışıyoruz. Yani burada sigara ile ilgili tanıdık sizin de bildiğiniz sözler vardır mutlaka. İşte büyümenin bir göstergesi olarak bile geçebiliyor. Bu bizim okullarda yaptığımız bir etkinlik. Hayırım hayır diye. Şu an sesim geliyor mu Gündür Hanım? Bir sıkıntı var mı? Sunu çok hızlı mı gidiyor? Bir geri dönüş alalım. Haydar Bey, katılımcılarımız hem 58 arada 60 oluyor herhalde. Bazen arkadaşlarımız düşüyor. Sesiniz de gayet iyi geliyor. Çok da güzel gidiyor sunumuz. Bizler dinliyoruz keyifle sizi. Yani sunular çok hızlı akıyor mu? Okuma imkanı yakalayabiliyor musunuz? Evet Haydar Bey, duyabiliyoruz da rahatlıkla da okuyoruz. Bir sorun gelmedi arkadaşlarımızdan da. Tamam, peki sizi. O zaman ben bu hızla devam edeyim. Soru cevap kısmı için de biraz vaktimiz olmuş olsun. Bu bizim okullarda yaptığımız bir etkinlikti. Yani benim de çok severek yaptığım bir etkinlikti. Burada yani genç bir bireyin dışarıda işte arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu zaman ona sigara ikram edilmesi olarak geçen bir etkinlikti. Biz bunu drama şeklinde oynatıyoruz. Emin olun bunu biraz daha büyük gruplarla da ben farklı versiyonları şeklinde de oynatmış oldum. Ama her seferinde burada oynayan çocuk ki biz yani bir tane çocuğu seçiyoruz ve ona diyoruz ki sana her ne koşulda olursa olsun ikram edilirse sen hayır diyeceksin. Ve hayırında diriteceksin, asla almayacaksın diyoruz. Yani çocuklar bu oyunu oynarken bile o kadar zorlanıyorlar ki çocuklar artık şey yapıyor, belli bir noktadan sonra pes ediyorlar. Hocam ne olur
Yani ben alayım ama siz yine hayır deyin diye ifade ettiklerine de çok şahit oldum. Çünkü burada biz çocukların eline birkaç ifade vermiş oluyoruz. Hani sen bizim kankamızsın, hadi konuşmam, hadi büyüdün, ana kutsu değilsin gibi ifadelerin yanında çocuklara diyoruz ki yaratıcılığınızı kullanın, istediğiniz kelimeyle arkadaşınızı ikna edin diyoruz diğer çocuklara. Ve inanılmaz ifadeler çıkıyor. Çocuklar diyorlar ki ölümü gör bir kere al. Ne olur diyor, yalvarıyor artık, kıramıyor ya da işte karşı cinsen birinin öyle bir talebi, ısrarı geldiği zaman da çocuk almak istiyor. Yani engellemekte bile çok zorluk yaşıyor. Yani buna çok şahit oldum ama çocuklara ısrarla biz diyoruz ki almayacaksın, hayır diyeceksin ve hayır demeyi öğrenmenin pratiğini yapmaya çalışıyoruz. Bu ondan sonra da çocuklara hayır demenin yöntemleri var. Yaklaşık burada işte 6 tane, 7 tane madde var. Buradaki her maddeyi çocuklarla tek tek konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Hani nasıl hayır diyebileceklerine ilişkin. İşte hayırı da ısrar etmek, mazeret bildirmek. Bazen bu işte sigara dumanından çok rahatsız oluyorum, beni öksürtüyor dediği zaman hemen buna ilişkin o kadar şey ki, yani karşımızda çok güçlü bir sigara tekeli var. Yani onlardan mesela hemen şey dilinebiliyor. Yani bu öksürtmeyen sigara. Bu sigara çok iyi geliyor. Nefesi açıyordan tutun da hani mentollisine kadar artık sigaranın o kadar çok türü çıkmaya başladı ki çikolatasından çileklisine kadar birçok böyle sigaranın çeşitliliğini gördükten sonra çocukların hayır demeleri de tabii ki çok daha zor oluyor. O yüzden mazeret bildirmeyi de aslında biz çok da böyle sağlam bir hayır deme gerekçesi olarak çocuklara öğretmemeye çalışıyoruz. Yine hani konuyu değiştirmek olsun, hayırın tekrarını kadar. Bunların hepsi aslında ilk baştaki 5 maddenin hepsi aslında hayırın birazcık evete dönebilirinin bir açık kapısını bırakmış oluyor. Biz de daha çok bu durumlarda çocuklara hep şu öneride bulunuyoruz. Diyoruz ki ortamı terk et, oradan ayrıl. Yani o gruptan, o arkadaş çevresinden sana bir hayır gelmez, sana bir fayda gelmez diye ifade ediyoruz. Belki de bu diğer hayırların hepsini biraz zorladıkları zaman diğer grup çok kolay bir şekilde evet'e çevirebiliyor. O yüzden son madde bence çok çok daha önemli. Bu tüm maddeler için de geçerli, dediğim gibi alkolde de uyuşturucu maddede de geçerli. Ve ısrarla biz şey diyoruz, bu senin seçimin. Yani kimse sana zorla ağzını sigara içmen konusunda şiddet uygulayarak herhangi bir şey yapmaz. Bu senin tercihin ve sen kendi tercihini yaparak hayatına yön vermiş olursun. Yine benim çok sevdiğim slaytlardan biri de bu. Biz daha çok hani yetişkinlerle de çalıştığımız zaman diyoruz ki sigara içmemeyi gururla söyle. Yani bunu vurgulamak çok çok önemli. Yani gururla ben sigara kullanmıyorum, ben sigara içmiyorum, yanımda sigara içilmesine izin vermiyorum, odamda sigara içilmez, arabamda sigara içilmez, benim etrafımda sigara içilmesinden istemiyorum. Ve bunu savunurken de gururla içmiyorum söylemek çok çok bence değerli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte şey falan hatırlarım, yani bizim yaş itibariyle sizlerden biraz büyük olduğumuzu düşünürsek artık böyle yoldan geçenler insanlar şey diyor, ateşim var mı, bir ateş alabilir miyim diye. Ama artık o cümle çok çok azaldı. İnsanlar herkesten böyle rahat bir şekilde ateşim var mı diye soramıyor. Bu bence çok güzel bir şey. Onun yerine hani gururla ben sigara içmiyorum, kullanmıyorum söylemek, vurgulamak ben daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yine sigara konusunda sigara içmeyi hiç düşünmedim çünkü deyip de neden sigara içmiyorumuzun altını doldurursak biz aslında sağlıklı yaşamada ilk adımı atmış oluruz. Yani sigara içmemek işte havayı kirletmekten tutun da uzun ve sağlıklı bir hayatı yaşamaya kadar birçok şeyin birçok alanda bize önemli ipuçları verdiğini düşünürsek bununla ilgili bizim kendi düşüncemizi, yapımızı sağlamlaştırmış olmak bence çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sigaranın oluşturduğu zararların ortadan kalkması için, ki bu bilimsel bir bilgi, yaklaşık 12 yıl gerekiyor. Yani 12 yıl sonra sigara bağımlısı olan birinin sigarayı bıraktıktan sonra ne kadar vücudunu temizlemesi için geçen süreyi düşünürsek
12 yıl sonra sigara hiç içmeyen biriyle sigara bağımlısı olup bırakan biri arasındaki denge ancak eşitlenmiş oluyor. Sigara ile ilgili benim paylaşacaklarım bu kadar. Sizlerin sormak istediği herhangi bir şey var mı? Yoksa sunumun sonunda mı sormak istersiniz? Hemen bakıyoruz Haydar Bey. Vallahi ben de bir şey söylemek istiyorum. Hani araya girdim ama söylediğiniz şeye gerçekten katılıyorum. Eskilerde biz de anne babalarımızdan dinliyoruz. Hep söylüyorlar toplu taşıma araçlarında, kapalı mekanlarda sigara içmek çok normal bir şeymiş. Şu an günümüzde dediğiniz gibi insanlar çok çok daha duyarlılar ve hassaslar gerçekten. Bilinçleniyoruz herhalde toplumca bu konuda. Tabii ki. Yani sigara paketlerindeki bu üzerindeki resimler, onlar bile çok çok hani bununla ilgili Türkiye Kanser Araştırma Vakfı'ndan Hacettepe Üniversitesi'nin eski hocalarından Tezer Kutluk şeyi bahsetmişti. O Kanser Araştırma Derneği aynı zamanda Türkiye Başkanı'ydı. Sonra dünyada da onun başkan yardımcılığını yaptı kanser dernekleriyle ve araştırmalarıyla ilgili. Onun söylediği bir ifade vardı, beni çok etkilemişti. Biz sigara paketlerindeki bu öldürüyor, ölümcül olduğuna ilişkin ifadelerde bile tam 17 yıl mücadele ettik ve 17 yıl sonra kabul ettirebildik diye söylemişti. Ben çok hani yani ya bu kadar mı zor diye demiştim. Gerçekten de çok zor. Çünkü sigara tekerini engellemek, yok etmek çok çok zor. Şu an yani, mesajlardan da sözünüzü kestim. Mesajlardan da arkadaşlarımız katılıyorlar. Bir arkadaşımız karanfilli sigara var mesela. Bunun pazarlaması yapılıyordu bundan 2 yıl evvel demiş. Bir arkadaşımız bakkallarda yeni sigara geldi koku yapmıyor diye pazarlanan sigaralar var hatta demiş. Aynen size ilave ettim. Yani bu yani karşımızdaki güç nasıl biz bağımlılıkla mücadele ediyorsak onlar da bu bağımlılıkla mücadelemizi kırma noktasında tüm seçenekleri kullanıyorlar. Yani ben arada söyledim yani çikolatalısı, çileklisinden, mentollisine kadar hani o mazeret bildirmek çok geçmiyor. Yani bu koku yapmayandan tutun da birçok etkiye kadar var. Yani o yüzden hani sigara ile ilgili hani çok çok konuşulabilir ama sigara sanki bu bağımlılık türleri içerisinde en masumane gözüken, en görünür halde gözüken diye ifade ediliyor ama ben kapı aralıcı diye ifademi tekrar vurgulamak isterim. Gerçekten bu anlamda çok çok tehlikeli bir madde olarak görüyorum. Yani sigarayla önce mücadele edersek diğer bağımlılıklarla mücadelemizde emin olun çok daha yüksek bir başarı elde etmiş oluruz. Haydar Bey bir sorumuz gelmiş. Bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an günümüzde çok fazla kişi kullanıyor. Yusuf Sağlam arkadaşımız size şöyle bir soru yöneltmiş. Elektronik sigara, klasik sigara ve nargileyi zarar bakımından karşılaştırmamız mümkün mü diye sormuş. Şu an günümüzde çok fazla kişi elektronik yani sigara kullanıyor. Yani kesinlikle elektronik sigara da zararlı. Bunları mesela çok yani eskiden yurt dışından gelişinde, Türkiye gelişinde serbest ama şimdi artık belli bir yasak var. Belli kriterlere göre yapılıyor ve inanılmaz onun da zararları var. Yani bu bağımlılıkta kurtulmanın bir yolu değil. Hani vücuduma maddeyi almıyormuş gibi düşünmeyin. Yani onun da birçok ki içine konulan bu elektronik sigaranın içerisine konulan malzemenin bile zararı vardır. Yani her konuda zarar var. Asla yani biz zaten hani sigarayı bırakmak için elinize mutlaka bir şey alın demiyoruz. Yani bu dudak tiryakiliğinden tutun da işte içime yani bir dumanı görmek bile rahatlatıyor gibi düşünmeyin. O da bir bakıma da elektronik sigara bağımlısı olmuş oluyorsunuz yani. Değişen bir şey evet, yok aslında. Maalesef öyle. Yani aynı zararı, aynı etkisi olduğunu araştırmalar gösteriyor. Yani nargilenin tutunda o köprüye kadar, diğer tütünlere kadar hani hep genelde bu tür alkol olsun diğer uyuşturucu maddelerin hepsinde de işte doğal olduğu ifade edilir ama değil yani kesinlikle değil. Yani her ne koşulda olursa olsun bunların hepsinin zararı var. Ben yani yanlış bir tesadüf. Tamamdır Haydar Bey. Peki ben yine sorularımızla devam etmiş oluruz. Alkolde de hani burada da yine bir kapı ifademiz var. Yani kapı alkolde geçen ifadede kötülüklerin kapısı olarak geçiyor. Alkolde şöyle bir kriter var. 13 yaşından önce alkolle tanışmış olan bir birey, yani alkol kullanmaya başlayan bir bireyin alkolik olma riski %43. Bu çok çok yüksek bir oran.
Yani %43 oranında ilk defa tanışmış olmakla birlikte hani rahatsız olur içmekten, belki hani içmemeyi tercih etmiş olabilir. Ama o kişinin tanışmış olması bile bu riskin oranını oldukça arttırmaktadır. Yine alkolde şöyle bir ifade var. Ben slaytlarımda mümkün olduğu kadar altını kırmızıyla yazmaya çalıştım. Yani sigarada mesela çok tedavi edilmesi gereken değil de sigarayı bırakmaya çalışmak gibi ifade ediliyor ama alkol ve uyuşturucu maddeler geldiği zaman artık biz şey ifadesini kullanmaya başlıyoruz. Tedavi edilmesi gereken. Yani artık bir ciddi anlamda bir sağlık kuruluşundan, profesyonel bir yerden yardım alma ihtiyacına geçmiş oluyoruz. Yani alkol nedir dersek, alkol renksiz, kokulu, acı, sıvı, çok yanıcı bir maddedir. İşte füze motorlarında yakıt olarak kullanılıyor. Hani bizlerin tüketilen alkol kısmı daha çok etanol denilen türü içki olarak tüketilmektedir. Yine burada çok önemli bir ifade var. Diğer maddelere geçişte ve çoklu madde kullanımında çok çok etkili. Benim bu kapı aralayıcı diye ifade ettiğim noktaya gelmiş oluyoruz. Kullanım yaşı da alkolün maalesef günden güne düşmektedir. Alkol küresel bir sorun. Dünyada yaklaşık şu an 8 milyar insan olduğunu düşünürsek, Türkiye nüfusunda 83 milyonu geçmiş, 84 milyona doğru giden bir ülke olduğumuzu düşünürsek, alkol ciddi anlamda küresel bir sorun. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani hani konuşmak isteyen ya da sorduğum soruya cevap vermek isteyenler olursa çok sevinirim. Bu slide üzerinden birkaç şey sormak istiyorum. Sizce dünyada ne kadar kişi alkol kullanıyordur? Yani bununla ilgili bir sayı söyleyemeniz mümkün mü acaba? Ya da yazanlar olursa da olur. Tabii ki Aydar Bey. Arkadaşlar, isteyenler mikrofonunu açıp konuşabiliyor sistem üstünde. Ve mesaj kısmına da bakıyorum ben şimdi. Evet. Yani dünyada şu an 8 milyar civarında insan yaşamaktadır. Bu 8 milyar insanın ne kadarı alkol kullanıyordur sizce? Faruk Büyükdere 500 milyon demiş Aydar Bey. Hı hı. Başka? Ben de sayıyı artırayım. Ben de 1 milyar insan, 2 milyar insan kullanıyordur diyeyim. Çilem Çelik de 2 milyar demiş. Hı. Peki Türkiye için oran ne diyebiliriz? Ege Aydın 2,5 demiş. Bürge Akça 3-4 milyar olabilir mi demiş. Evet. Şu an sağlam 2,5 milyar demiş. Bakalım tutacak mı? Türkiye için peki neler olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar? Türkiye için rakamlar hakkında fikriniz nedir? Hemen bekleyelim. Ege Aydın 50 milyon demiş. Faruk Büyükdere 5 milyon demiş. Hı hı. Peki ben o zaman şöyle biraz toparlamaya çalışayım. Yani söylenen rakamlar hepsi de yani düşündüğüm zaman biraz daha böyle algı olarak da düşündüğümüzde ya bu kadar insan nasıl tespit ediliyor, nasıl yapılıyor diye de geçiyor olabilir. Birkaç kişi ama, daha yazmış Aydar Bey. Onları da söylememi ister misiniz? Tabii ki. Belki tutar diye dedim. 40 milyon denmiş, 2 milyon ve üstü, 160 kullanıyordur denmiş, 25 ya da 30 milyon denmiş. Son olarak bu kadar yazılmış. Size bıraktım tekrar sözü. Evet, peki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi dünyada yaklaşık 2 milyar kişi alkol tüketiyormuş. Yani ülkemizde de tabii bu sayı ülkemizin yaklaşık... Yani 2014 verileri olarak geçiyor. Ülkemizde de 17 milyon civarında alkol kullanan kişi bulunmaktadır diye geçmiş istatistiklere. Bu da şuna göre hesaplanıyor. Hani nasıl böyle bir hesaplama yapılır diye geçiyor. Ülkede üretilen alkol miktarı, ithal edilen alkol miktarı üzerinden nüfusa oranıyla bulunan bir oran bu. Yani tüm dünya nüfusu, ben bununla ilgili şöyle bir araştırma yapmıştım. Yani hani bu alkolün hani neden küresel sorun olarak ifade edildiğine ilişkin. Yani başka ülkelerde alkol oranları kaç diye araştırmaya çalıştım. Yani birkaç ülkenin verisine ulaştığım zaman yani inanın yaklaşık hani dünyanın 8 milyar işte 2 milyarı kullanılıyor gibi düşünürsek nereden baksanız %20 oranlarına denk gelen bir oran. Yani bu bizim ülkemiz için de geçerli. Diğer ülkeler için de gelir. Yani sabah kalkıp da alkol içen ülkeler olduğunu bildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Ya da hiç alkol kullanmayacak diye düşündüğümüz ülkelerde bile oran hiç de küçümsenecek oranda değil.
Yani oranlar yaklaşık %17 ile %25 arasında değişiyor dünyada alkol kullanan ülkeler arasında. Ki bu yasal olarak üretilen alkol üzerinden tanımlanıyor. Bir de bunun kaçak yollarla işte merdiven altı üretimine ya da farklı yollarla yapılan üretimleri de düşünürsek bu oranın daha korkunç olduğunu da düşünebiliriz. Yine alkol kullanma yaşı düştükçe, yani ileride bağımlılık oranının çok yüksek olduğunu söyledim. Alkol kullanımına bağlı olarak da yani yılda yaklaşık 3 milyon 300 bin ki bu sayı 2013-2014 yılının verileri olarak düşünürsek şimdiki oran çok daha yüksek diye ifade edebiliriz. Yine alkolle ilgili hani alkolün şöyle bir cazip yanı var. Gençlerin tüketmeyi en çok sevdikleri diye madde diye tanımlanıyor. Ve bağımlı yapan maddeler içerisinde de en başta yer alan madde grubu içerisinde. Yine burada ikinci maddede yazdığım diğer bütün uyuşturucuların toplamından daha fazla diye geçiyor. Daha fazla ölüme neden oluyor. Bunu ben sizlere sormak isterim. Neden böyle bir alkolle ilgili böyle bir ifade kullanılmış olabilir ki? Diğer bütün uyuşturucuların toplamından daha fazladır diye bir ifade neden kullanılsın? Yani sigara daha çok öldürüyor diye geçiyor çoğunlukla. Ama bununla ilgili fikri olan var mı arkadaşlardan? Benim aklıma direkt kaza şeyi geldi, ihtimali geldi. Bilmiyorum evet. Ama. Evet, çok doğru. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Öncelikle yani alkolün şöyle bir yönü var. Bağımlı olmadan da insan hayatına mal olan bir yönü var. Yani bir kere alkol kullanmıştır, araba kullanmıştır ve hem kendisine hem de başkalarının hayatına mal olmuştur. Yani alkolü illa bağımlı olmak gibi zararını yaşama noktasında bağımlı olma koşulu yok. Yani bir kere alırsınız, hayatınıza mal olabilecek, birçok kişinin hayatına mal olabilecek hatalara da neden olmuş olabilirsiniz. O yüzden diğer tüm uyuşturucuların toplamından daha fazla ölüme neden olan bir madde olarak geçmektedir alkol. Alkolün kötüye kullanımı diye bir ifadeyi biz kullanıyoruz yeşil olarak da. Zarar verici boyutta diye ifade edilir bu daha çok. Şu an pandemi dönemindeyiz. Hani pandemi döneminde şu an kullandığımız dezenfektanlar, kolonyaların hepsinin içerisinde alkol var. Ve alkolün aslında hani sağlık alanından tutun da elektronik cihazların bu oksitlenmesini, temizlenmesine kadar aslında birçok alanda kullanılan bir madde olarak geliyor. Baştan da söylemiştim, yani belli füze motorlarının yakıt olarak kullanmasından tutun da aslında doğada var olan bir madde olarak da tanımlanabilir. Yani ihtiyacımız olan maddeler grubunda geçer. Ama bunun içerek bunun zararını elde ediyor olmak da farklı bir boyut olarak da ifade etmiş olabiliriz. Yine alkolün kötüye kullanımında 4 tane ana başlığımız var. Yine ben burada kırmızıyla yazdım. Yani eğer alkol kullanan bir bireyin bağımlılık riski anlamında ifade ediyorum. Okulda öğrenci ise ya da bir işte çalışıyorsa ya da evde yani bir kardeş, bir abi, bir baba rolünde ise kendi üzerine düşünen sorumlulukları yapamıyorsa bu ciddi anlamda alkol kullanımına ilişkin, alkol bağımlısına ilişkin riski oluşturmaktadır. Yani burada yineleyici ifade diye kullanmamın nedeni var olan sorumluluklardan bir kere kullandı tamam bu kişiye bağımlı demiyoruz biz. Ama bunu yineleyici şekilde sürekli yapıyorsa evet o zaman bağımlı tanısını çok kolaylıkla söyleyebiliriz. Yine ikinci maddemizde fiziksel olarak tehlikeli durumlarda demin arkadaşımız da ifade etmişti. Araba kullanmayı söyleyebiliriz. Yine alkol kullanmaya ilişkili olarak hani yasal sorunlar işte herhangi bir kavgaya karıştı. İşte davranış bozukluğundan nedeninden dolayı bir tutuklanma yaşadı. Buna benzer sorunlar hani bir kere yaşamış olabilir ama bunu devamlı yaşıyorsa bu kişi de yine alkolün kötüye kullanımı ve alkol bağımlılığı konusunda büyük bir risk oluşturmaktadır. Yine alkolün neden olduğu en önemli nedenlerden biri de işte toplumsal ve kişiler arası ilişkilerde de büyük soruna neden olmaktadır. Aile içi şiddetten tutun da birçok yaşanan sorunların nedeninde de alkol bağımlılığı temel taşı oluşturmaktadır. Demin bunu söylemiştik. Alkolün yol açabileceği zararlardan sadece biridir.
Ama alkol pek çok zararı bağımlı olmadan da dediğim gibi meydana gelebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle istatistikleri var. Cinayetlerin %85'i, tecavüzlerin %50'si, şiddet olaylarının %50'si, trafik kazalarının %60'ı, kadına şiddet olaylarının %70'inde de alkol baş aktör olarak yer alıyor. Yine alkolle ilgili, hani alkol insanı ne yapar diye ifade edersek, alkol öncelikle kendini kontrol etmeyi azaltır, yaşanan durumları farklı algılatır, tehlikeyi algılamayı zorlaştırır. Bunların hepsini bir maddenin yaptığını düşünürsek gerçekten çok büyük bir tehlikeyle, tehlikeli bir maddeyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ben bu slide'ı anlatırken böyle yüz yüze etkinliklerde bazen böyle hani mizah olması da çok da kalıcı olur diye düşünüyorum. Genelde benim çok anlattığım küçük bir fıkra var, onu paylaşmak isterim sizlerle. Tabii ki. Fareye alkolü içirmişler. Fare elini masaya vurmuş. Elini diyorum, pardon. masaya vurmuş ve demiş ki o kedi buraya gelecek. Yani, evet, böyle bir fıkra değil yani mi? Yani bir fareyi bile aslan haline getirebilen bir madde diye ifade edebiliriz çok rahatlıkla. Aynen öyle. Yine alkol bağımlılığı nasıl oluşur diye paylaşmak gerekirse, hani içme isteği, yani bir kere içmek o madde belki hani demin sigarada söylediğimiz gibi işte öksürtüyor, rahatsız ediyor. Hani alkolün de birçok türevi var. Hani bunun işte sodalısı, limonlusu, bilmem işte farklı aromalısına kadar birçok şey cazip hale getirilebiliyor. Yine alkolde, yani alkol alırken işte kontrol kaybının olmasını bazen gençler isteyebiliyor ya da bireyler isteyebiliyor. Alkol alıp rahatlayayım, işte sınırlarım, kontrollerimi kaybedeyim diye de ifade edebiliyorlar. Yine bu tür maddeler, uyuşturucu maddeler de dahil, nikotin bağımlılığında da dahil, hepsi bir fiziksel bağımlılık da oluşturuyor. Yani vücut ona o maddeyi sürekli alma ihtiyacı duyuyor. Alamadığı zaman farklı belirtiler gösterebiliyor. Yani terlemeden titremeye, anksiyete belirtilerine, sinir krizleri geçirmeye kadar birçok fiziksel belirtileri de göstermeye başlıyor. Yine bizim çok çok önemsediğimiz bir kavram var burada, tolerans kavramı. Ki sizler çok daha iyi biliyorsunuzdur, yani tolerans dediğimiz zaman yani ilk kullanımdan başlayarak gittikçe artıyor olması alkol bağımlısında, bağımlı olmasında da en büyük riski oluşturuyor. Yani ben bir tane içiyorum, bir şey olmuyor. Diğersi gün iki oldu, işte bir ay sonra yarım şişe oldu ya da daha fazlası oldu diye bu bağımlılığın en büyük risk grubunda oluşturuyor. Aynı şey sigara için de geçerli. Yani uyuşturucu madde kullananlar için de geçerli. Yani çok az bir miktarı alıp da bu bana yetiyor diye ifade ediyor. Ama bu maddelerin öyle bir riski var ki gün geçtikçe o maddeye daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ve hem vücudun buna bağımlılığı hem de psikolojik olarak bu noktadaki zayıflığı da yakaladığı anda bu kullanım miktarı gün be gün artmaktadır ve daha büyük sorunlara neden olmaktadır. Burada bizim bir bağımlılık döngümüz var. Belki bunları sizler de görmüşsünüzdür. Birçok noktada da karşılaştığınızı düşünüyorum. Burada temel basamak olarak bir kereden bir şey çıkmaz da başlıyor. İşte bir daha asla kullanmam, ben bağımlı olmam, istersen bırakırım. Bıraktım bir daha başlamama kadar devam ediyor. Alkolde başlarken şeyi söylemiştim. Yani tedavi edilmesi gereken bir maddeye geçtik diye ifade etmiştim. Burada bağımlılık döngüsünde böyle bir risk var. Yani siz bir kişinin bağımlılıktan kurtarmak için bir sürü ilaç kullanabilir, farklı terapiler alabilir. O kadar çok hani artık bıraktı dersiniz, bu kişi bir daha kullanmayacak dersiniz. Ama bu madde bağımlılığında şöyle bir risk var. Bu kişi bir kere daha aldığında aynı bu döngü devam ediyor. Yani tekrar başa dönmüş oluyorsunuz. İnanılmaz bir risk bu. Korkunç bir risk aslında. Yani o kişinin bağımlılıktan kurtulabilmesi için belki uzun bir süre o maddeyi hiç kullanmıyor, hiç görmemesi gerekir. Bir kere kullanması bile bu döngünün tekrar başa dönmesine neden olmaktadır. Peki alkol vücutta nasıl ilerliyor? İşte ağızdan alınıyor, yemek borusu, mide. Yaklaşık %20'si mideden, %80'den ince bağırsağı, karaciğere, kalbe, akciğere ve beyine ulaşıyor.
Ben burada yine tekrar hani biraz yüz yüze olsak daha kolay olacaktır ama böyle biraz daha interaktif olması adına bir soru daha sormak istiyorum Gündür Hanım. Tabii ki Aydar Bey, tabii ki. Alkol alındıktan sonra hani beyne ulaştı ve beyne ulaştıktan sonra vücudun tüm organlarına, tüm sinir uçlarına ulaşması için geçen süre ne kadardır? Var mı bir fikri olan arkadaşlar? Beyne ulaştı ve beyinden hani komut geliyor artık. Beyin tüm vücuda bunu iletmeye başlıyor. Ki vücudumuzda yaklaşık 5 litre bir kan var. Ve bu kanın sürekli vücudumuzda dolaştığını, hareket ettiğini düşünürsek vücudumuzdaki tüm hücrelere ulaşması için geçen süre ne kadardır? Cevaplar geliyor Haydar Bey. Hemen paylaşayım. Yusuf Sağlam 1 saat demiş. Büşra Sağlam 30 dakika demiş. Irmak Gülbahar 1 dakikadan az demiş. Nurgül Yılmaz 2 dakika. Yılmaz Uyluer 30 dakika demiş. Şahin Top 5 dakika. Ceylan Tanoğlu 2 dakika demiş. Şu an bu arkadaşlarımız yazmışlar. Harika yani. Arkadaşlardan gerçekten çok güzel. Yani ben bunu başka evet. gruplarla yaptığım zaman daha uç cevaplar geliyordu ama çok yakın cevaplar. Pınar Kuşçu 45 saniye demiş. Ben şöyle söyleyeyim, 3 dakika olarak geçiyor. Yaklaşmışız yani. Yani bu alkolün şöyle bir yönü de var. Hani midede bulunan yiyeceklere kadar, kişinin metabolizmasına kadar, vücudun işte yağ oranı kitlesine kadar birçok etkisi var. Hatta cinsiyetin bile çok etkisi var. Hemen şöyle bir bilgi verebilirim. Kadınlar daha az etkileniyormuş. Yani o cinsiyet bile alkolün vücutta oluşturduğu etkiyi, bu kan dolaşımındaki süreyi bile etkileyebiliyor. Burada yani alkolün zararlarıyla ilgili birçok şeyi sıralayabilirim ama birkaç, iki tane önemli özelliği sıralamış olacağım. Biri bu karaciğerle ilgili olan kısmı, çünkü çok duyuyorsunuzdur sizde, işte karaciğer yağlanması diye geçen ifadeler vardır. İşte karaciğerinden dolayı, sirozdan dolayı diye geçer. Sizlerin de bildiği gibi karaciğer, yani vücuda enerji üretmek için yağ asitlerini parçalayan bir görevi olan bir organımız. Ama vücuda alkol girdiği zaman karaciğer hemen şu mesajı beyinden alıyor. Bu alkolü parçalayıp vücuttan atman gerekir. Ve karaciğer asıl işini, yani yağ asitlerini parçalama işini bırakıyor ve alkolü parçalanmaya yoğunlaşıyor. Ve bunu yaparken de o vücutta, karaciğerde yağ birikmesine neden oluyor. Çünkü vücudumuzun şöyle bir yönü var. Vücudumuzda bu en sonda kanda alkol oranı belli bir seviyeye ulaşırsa solunum yavaşlamaya başlar. Ve vücut şey yapıyor, karaciğere daha çok çalış. Alkolü daha hızlı parçala. Vücutta çünkü sinyal geliyor, yani tehlike sınırlarına yaklaştık diyor. Ve karaciğer dediğim gibi yağ asidini parçalamayı bıraktığından dolayı karaciğerin yağlanması, karaciğerin büyünmesi dediğimiz bu kansere dönen rahatsızlık tamamen bizim karaciğerin yani normal görevini yapmasından değil, bizim vücudumuza, bize zarar veren bir maddeyi almamızdan kaynaklı olarak oluşturduğumuz bir şey. Sadece karaciğerimize değil, akciğerimize, vücudumuzun birçok organına zarar vermiş oluyoruz. Yani o yüzden bu karaciğer çok çok önemli. Hani cildin yapısını da karaciğerdeki o iyi çalışması, performansı gösteriyor diye ifade edebilirim. Yine kısa dönemde ve uzun dönemde etkileri var. Yine hemen alkolle ilgili hani diğer verdiği zararları vücutta ifade etmem gerekirse, baştan söylediğim alkolün tanımlamasında hani alkol çok hızlı kanın hızlı akışını sağlayan, füze motorlarında da yakıt olarak kullanılan bir şey. Çok yanıcı bir madde olduğunu söylemiştim. Kan dolaşımını hızlandıran bir yönü var alkolün. Ve şöyle ifade edebilirim. Alkol vücuda alındıktan sonra damarlarımız hızlı bir şekilde genişler. Ve bu hızlı şekilde genişleyip büyüyen damarlarımız alkolün etkisi geçtikten sonra büzüşmeye başlar. Ve o damarlar çatlar ve o damar uçları ölmeye başlar. Ölü hücre haline döner. Buradan şuraya getireceğim. Vücudumuzdaki kılcal damarlar, vücudumuza en yakın olduğu yerler genelde yüz çevresidir. İşte göz altlarımız, ağız çevresi, kılcal damarlarımızın en çok olduğu yerlerdir. Ve vücuttaki kanın
hızlı bir şekilde dolaşması, damarların genişlemesi de bu kılcal damarların büyüdüğünü düşünün. Alkolün etkisi geçtiği zaman da oradaki kılcal damarlar ölü hücreler haline dönmekte ve oradaki renk tonu değişmektedir. Yani alkol ve uyuşturucu madde kullananlarda da aynı şeydir. Genelde göz altlarında ve ağız çevrelerinde bu patlıcan morluğu dediğimiz renk değişimleri oluşmaya başlar. Biz de genelde yaptığımız bireysel görüşmelerde ve diğer değerlendirmelerde de hep bu gözümüze çarpar. Eğer bir kişinin göz altlarında ve ağız çevresinde bir renk değişikliği varsa bu vücuttaki kan dolaşımı ve cilt bozulması bize o kişinin başka bir zararlı bir madde kullandığına ilişkin ipucu oluşturuyor diye ifade edebilirim. Yani sizler de etrafınızda bunları rahatlıkla gözlemleme imkanınız olabilir. İnsanlar ne kadar reddetseler de, kabul etmeseler de, kullanmadıklarını söylemiş olsalar bile aslında vücudumuz birçok noktada insanı ele veren yönü var. Çünkü vücut normal fonksiyonlarını yerine getiremediği zaman birçok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. Yine alkol yani kanser riskinin yaklaşık %20-%30 oranını oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki alkole nasıl başlanıyor diye ifade edilirse öncelikle hani arkadaş baskısı, merak ve diğeri de işte dertlerinden unutursun diye hani sorunlardan kaçış diye geçiyor ama biz daha çok bunu bir psikolojik danışman olarak şey diye ifade ediyoruz. Sorunlarla baş etme becerisi zayıf olan birey diye ifade ediyoruz. Yani bu ergenlikte başlayan bir sıkıntı aslında. Ergenlikte eğer sorunlarla baş etme konusunda zorluk yaşayan bir birey varsa bu gençliğinde de yetişkinliğinde de aynı davranışı gösteriyor ve kaçıp sığınacağı bir liman olarak görüyor. İşte madde kullanımı ya da alkol kullanımını bu şekilde kendisine bir sığınak olarak tanımlayarak oraya sığınmaya çalışıyor. Yine bu arkadaş baskısı ve merakla ilgili son yıllarda yapılan araştırmalarda hep şey denilirdi. Yani birinci sırada merak yer alıyor. Yani kişiler merak ettiği için, denemek istediği için işte bir kere denerim ve kontrol ederim mantığıyla bu tür maddelere başlıyor diye geçiyor. Ama son yıllarda yapılan araştırmalarda arkadaş grubu birinci sıraya geliyor. Yani sizler de üniversitede okuyan arkadaş grupları içerisinde yer alan ki çok değerli bir toplulukta yer alıyorsunuz hepiniz. Yani böyle bir üniversitenin kulüplerinde böyle topluluklarda yer almak da çok çok değerli. Yani burası sizler için bence çok daha güçlü bir alan. Genelde bu tür madde kullanımı bağımlılık türlerinde arkadaş grubu, akran grubu diyoruz ya da arkadaş baskısı birinci sırada yer alıyor. O yüzden bunu çok çok önemsiyorum ben. Geçmişte sadece işte merak ettiği için, denediği için diye geçiyordu ama artık akran grupları birinci sırada yer alıyor diye rahatlıkla ifade edebilirim. Yine alkolün oluşturduğu zararları şöyle ifade edebilirim. Yani kadınlar konusunda hamilelikte alkol ya da madde kullanan bir bireyin çocuğuna da oluşturduğu zararlar aslında o dünyaya gelmeden bile temellerini atmış oluyor. Yine alkolün ve uyuşturucu maddenin de aynı etkisi olduğu için burada daha çok onu ifade etmeye çalıştım. Ergen ve yetişkin beyninde oluşturduğu zararlar var. Buradaki slaytında 12 yaş, 16 yaş ve 20 yaşındaki bireylerin beyinlerinin resimleri çekilmiş. Burada tabii slaytta olduğu için çok net değil ama YouTube'da da var, başka sanal ortamlarda da var. Yani beyindeki kan akışını, kan dolaşımını eğer alkol ve uyuşturucu maddeleri kullanan bir bireyde beyindeki kan akışı hızları çok çok yavaşlamış oluyor. Yani ölü hücre kısmı daha fazla olmuş oluyor. Eğer erken yaşta bir birey alkol ya da uyuşturucu madde kullanmaya başlıyorsa onun beyin fonksiyonlarından birçok hücresi gelişmemiş oluyor. Yani ben bunu mesela Rehberlik Araştırma Merkezi'nde çalıştım ben yıllarca. Orada alkol ve uyuşturucu madde kullanan bireylerde zihinsel tanı alan öğrenciyle karşılaştım. Yani hafif düzeyde zihinsel engelli tanısı almıştı. Oysa bu birey normal yaşantısında çok daha rahat bir sürü şeyi öğrenme koşulu olmasına rağmen kullandığı maddeden dolayı beyin hücrelerinin ölmesinden dolayı birçok bilgi edinmekte zorluk yaşamakta ve tıbbi olarak da zihinsel engelli tanısı almıştı. Yani
bu bireyin hani zihindeki, beynimizdeki birçok hücreyi öldürmüş olmamız belki de birçok fonksiyonu yapmamızı da engellemektedir. Yine gençlerle ilgili, sizlerle ilgili söyleyeceğim ifadelerde hani alkolün nörodejeneratif etkisini daha duyarlıdır. Yani nörodejeneratif dediğimiz sinir hücrelerinin etkilenmesi olarak geçiyor. Ama zamanla alkolün etkisiyle bu sinir hücrelerinin ölümüne neden oluyor. Demin söylediğim o kan akışının hızlı akmasından dolayı diye bile ifade etmemiz bile yeterli olabiliyor. Yine burada hipokampüs ve prefrontal korteks dediğimiz, bunlar beyinde yer alan bölümler olarak geçiyor. Bunlarla ilgili birkaç şey söyleyip ondan sonra artık sizi korkutmamaya çalışayım ifade edebilirim. Beynimizde hipokampüs denilen bölge, bu hipo Yunanca bir kelime bu hipokampüs. Hipo at demek, kampüs de deniz olarak geçiyor. Bu deniz atına benzediği için hipokampüs olarak tanımlanmış. Hipokampüs beynimizdeki denge merkezi, hafıza ve denge merkezi olarak geçiyor. Yani alkol ve uyuşturucu maddeleri alındığı zaman beynimizin bu hipokampüs bölgesi etkilendiğinden dolayı, zarar gördüğünden dolayı o kişilerin yaşadıklarını unutmuş olmaları, hafızalarını kaybetmiş olmaları, yönlerini bulamamaları nedeni aslında buradaki hipokampüsü devre dışı bırakmak. Tamamen böyle ifade edilebilir. Bu bölgenin zarar görmesi bu kişilerin yön kavramının yok olmasına ve hafıza kaybına neden oluyor diye ifade edebilirim. Diğeri de prefrontal korteks dediğimiz beynimizdeki bölge. Burası da ön beyin olarak geçiyor. Prefrontal korteks de beynimizdeki iç ve dış uyarıları algılayan aslında bir kumanda merkezi, yani kontrol merkezi. Bütün veriler geliyor, tehlikeyi süzüyor, tehlikeye karşı ne yapabilir ya da gelen tüm verileri değerlendiriyor. Nasıl adım atması gerektiği konusunda beyni yöneten bir merkez. Bu merkezde zarar gördüğünden dolayı alkol ya da uyuşturucu alan bireyler tamamen kontrolünü kaybetmiş oluyorlar. Yani olayları farklı görebiliyor, farklı değerlendirebiliyor, duyduğu şeyleri farklı şekilde yorumlayabiliyor, yaşadığı ortamı, bulunduğu ortamı farklı görüp değerlendirdiği ve yanlış değerlendirdiği için de çok daha büyük tehlikelere, risklere neden olmuş oluyor. Burada da tamamen bu bölgenin zarar görmesinden kaynaklı olarak bu bireyler bunu yaşamış oluyor. Alkolle ilgili yanlış bilinenler, ki bunları sizler de çok duymuşsunuzdur. Hani uykuyu düzenlemekten, iştah açmasından, cinsel gücü arttırmasına, işte vücudu ısıtmasına kadar, sesi açmasına kadar birçok yanlış inanışlar var. Burada çok fazla bu, biz bunlara mitler diyoruz. Yani bu tür madde kullanımıyla ilgili de diğer maddeler için de aynı şey geçerli. Bu tür böyle yanlış inanışlar, yanlış mitler oldukça fazla. Hani ben burada sadece şunu söyleyebilirim. İşte alkol alan bireylerin işte sesinin güzel olduğu, sesini açtığınız, sahneye çıkıyorsa daha rahat davrandığı falan diye ifade edilir. Oysa çok yanlış bir bilgi yani burada geçen. Çünkü alkol vücuttaki tüm suyu emmektedir. Yani alkol kullanan bireyin vücudunda su kalmaz. Dili damağı kurur. Yani bu kişinin sesinin güzel gelmesi belki etrafındakilerin de alkol olmasından kaynaklı olabilir. Var olan durumu yanlış algılamından kaynaklı olabilir. Oysa fizyolojik olarak yani bu kişinin sesinin daha iyi çıkması mümkün değildir yani. Ben çok şaşkınım Aydar Bey. Ben hep öyle duyardım. Hani gerçekten alkol tüketildiği zaman insanların kanının ısısının arttığını, ısıtacağı hep söylenirdi. Aslında bunun yanlış bir his olduğunu bence eminim çok fazla arkadaşımız da bilmiyordur yani. Tabii ki yani alkolü mesela hani vücutta aslında alkolü mesela tedavi amaçlı da kullanıyor. Burada hemen kısa bir bilgi de paylaşayım. Belki paylaşım çok uzun sürmüş olacak ama üç konu boşluğu olduğu zaman kontrol etmekte biraz zorluk yaşayabiliyoruz. Çünkü konuştukça da konuşuruz. Bizler biraz konuşmayı seven bir grubuz. Mesela dağcılar bu tür durumlarda hani donma tehlikesi yaşadıkları zaman onların kullandıkları belli maddeler var. Yani içerisinde böyle vücut ısısını arttıranlar. Ama bu çok büyük bir risktir yani ve bunu ancak profesyonel kişiler kullanabiliyorlar. Hani vücudu fazla ısıtıp hani kanı hayatta tutabilmek adına. Hani bu dediğim gibi damarların hızlı genişleyip ve daralması gibi. Eğer bunun kullanımını doğru ayarlayamazsa bile dağcıların çoğu da bu şekilde ölüyor.
Hani çok fazla üşüdüğü zaman, çok fazla işte tehlike riskine girdiği zaman bu vücudu fazla ısıtan maddeyi hızlı bir şekilde alıyor. Oysa hızlı bir şekilde aldığı zaman o damarlar hızlı bir şekilde büyüyor ve etkisi geçtiği anda da damarlar çatlıyor. Mesela dağcılık yapanların çoğunda bu vardır. Çoğu ölümün nedeni de orada yaşanan bu maddenin yanlış kullanımından kaynaklıdır. Aslında vücuda ısıtan bir sürü madde var. Ama dediğim gibi eğer bunları kontrollü yapamıyorsanız ölüm riskini çok çok arttırmış oluyorsunuz. Evet. Yani bu da kısa bir bilgi anlamında paylaşmış olayım. İyi ki paylaştınız, bilmiyorduk gerçekten böyle bir şeyin olduğunu. Yani genelde hani dağda öldü işte kullandığı maddeden dolayı hani soğuktan donmuş diye geçer ama onlar farkında olmadan mesela bu tür yerlere gidenler yanlarında mutlaka alkol bulundururlar ama çok büyük bir riski vardır. Eğer kontrolü ve şeyi yapamıyorsa, ki bunlar alkolü hani içki amacında kullananlar değil. Yani onu ayırmış olayım. Dediğim gibi alkol olarak da geçmiyor onların kullandıkları maddeler. Ama tamamen bunun kontrollü olması gerekiyor. Yani vücut damarlarımızı ısıtmak ve vücudumuzdaki kan akışını hızlandırmak belki hayata tutunmamızı sağlayacak bir noktaya taşınmış olabilir. Ama beraberinde çok büyük bir riski de getirmiş oluyor. O yüzden bence profesyonel bir sağlık yardımı almak her zaman daha yararlı olacaktır. Bu tür maddelere bulaşmamak en doğru olacak adım diye ifade edebilirim. Yine kazalarla ilgili hani alkolün sebep olduğu kazalar %21.9 olarak bulunmuş. Bu bizim ülkemizde yapılan bir araştırma ama ben bu oranı çok düşük buluyorum işin açıkçası. Evet. Çünkü bizde biliyorsunuz hemen şoför değişiyor, hemen bir başkası bulunuyor. Yani o yüzden hani kazada aslında hani alkol kullanan bireyden kaynaklı olsa bile çok kolay kamufle edebilecek maalesef bir sürü yol ve yöntem bulunabiliyor. O yüzden bu oranın çok daha yüksek olduğunu bunu bize bu tür eğitimler verdiği zaman emniyetten gelen kişi de söylemişti. Yani biz de mesela araçta buluyoruz ama kullanmadığını söylüyor. Bir bakıyorsunuz işte bir sürü şey değişmiş olabiliyor. Oysa alkol yani trafik kazalarındaki en büyük orana neden olmuş olabilir diyebilirim. Çünkü diğer oranlar hani yolun kötü olması, aracın kötü olması gibi bir sürü işte şoförün acemi olması falan. Bu oranlar emin olun alkol kullanımından kaynaklı trafik kazalarında çok küçük bir oran olarak kalmış oluyor. Evet. Yine aşağıda küçük bir bilgi var. Trafik kazasında ölme riski olarak alkolsüz bir bireyle kıyaslandığında 11 kat daha fazlaymış. Alkollü bir sürücünün ölmesi. Bunu sağlık alanında okuyanlar, sağlıkçıların çoğu da bilir. Çünkü alkol kullanan bir bireyin eğer bir kanaması varsa onu durdurabilmek çok daha zordur. Aramızda sağlıkçı arkadaşlarımız da var Haydar Bey. Onlar da katıldılar başka üniversitelerden, sağ olsunlar. Çok güzel, harika yani. Onlar da biliyorlardır. Ölüm riskini çok çok arttıran bir oran. Yani alkol ve diğer maddeleri kullanım, herhangi bir kaza, herhangi bir risk anında emin olun bu insanlar ilk ölecek sırada yer alıyorlar diye söyleyebilirim. Reflekslerimizi durduruyor değil mi aslında? Kazada evet. Kendimizi kurtarabileceğimiz reflekslerimizi kaybediyoruz. Aynen öyle. Şimdi bu slide'da iki tane benim çok sevdiğim ifade var. Hayat kurtaran ezberler diye ifade ediyorum bunu. Birincisi hayat kurtaran ezberlerde mutlaka sizler de hani kendi etrafınızdaki arkadaşlarınıza ya da kendi yaşam felsefenizde de oluşturabilirsiniz. Ben bunu anne babalarla yaptığım tüm eğitimlerde de söylüyorum. Bakın diyorum bazen çocuklarımıza o kadar çok ezberler oluşturuyoruz ki yani akademik alanda ezberleri oluşturuyoruz. Birçok konuda ezberleri oluşturmaya çalışıyoruz ama hayat kurtaran bazı ezberler vardır. Bunlardan birini mesela söylemek istiyorum. Biri şeydir. Asla alkollüyken araç kullanma, alkollü birinin aracına asla binme. Bu hayat kurtaran bir ezberdir. Yani bunu çocuklarınıza, arkadaşlarınıza, kardeşlerinize kim olursa olsun sizler de böyle yani bir gece yarısı bir taksiye bindiniz ya da gece yarısı da olması gerekmiyor. Yani herhangi bir taksiye bindiniz, baktınız, şüphelendiniz taksiciden hemen inin. Asla birinin aracına binmemek sizi hayatta tutan en önemli ezberlerden biridir. Yani bunu etrafınızda birçok şeyde de yaşamışsınızdır. Etrafınızda belki bu anlamda daha
tecrübeli olan bireyler mutlaka vardır. Hani öyle bir şey olduğu zaman bir yakınınızdan yardım isteyin. Gece vakti annenizi babanızı arayın, sizi gelip almasını isteyebilirsiniz. Ama asla alkol kullanan birinin aracına binmeyin. Bu kim olursa olsun, çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz biri dahi olsa onun aracına asla binmemek sizi hayatta tutan en güçlü bir ezber olduğunu asla unutmanızı istemem. Burada refleksleri demin söylediniz Gülnur Hanım. Yapılan araştırmalarda şey geçmiş, bu araba kazalarında son anda şoförün direksiyonu kırdığı görülmüş. Yani hayat kurtaran refleks dediğimiz nokta da buna geliyor. Son anda direksiyonda, hani diğer tarafta, şoför tarafının diğer tarafında oturan kim olursa olsun, çok sevdiği biri de olsa, eşi de olsa, çocuğu da olsa, insanlar, o vücut hemen hayat kurtaran refleks devreye giriyormuş. Bir direksiyonu kıvırıyormuş. Yani direksiyon mutlaka şoförü kendisini koruma refleksi olarak diğer tarafa çevirmeye çalışıyormuş. Bu hepimiz için de geçerli aslında. Hani herhangi bir yerden bir tepki geldi, bir şey geldi, biri bize döndü, vuracakmış gibi hissettiğimiz anda hemen yüzümüzü koruruz. Hemen kafamızı çevirmeye çalışırız. Aynı şey araç kullanmada da geçerli. Bu yapılan araştırmalarda çıkmış ve buna hayat kurtaran refleks demişler. Ama uyuşturucu madde kullanan bireyler bu refleksleri zayıfladığı için, bu refleksleri yerine getiremediği için son dakikada o direksiyonu çevirmeyi beceremediğinden dolayı daha çok hani böyle duvara toslamak dediğimiz, kafa kafaya vurma dediğimiz davranışları daha çok oluyor ve ölüm riskini kat kat arttırmış oluyor. Yani hayat kurtaran refleksimizi aslında biz alkol olarak daha oturduğumuz yerden yok etmiş oluyoruz. Evet. Yani bu da bence çok önemli. Lütfen hayat kurtaran ezberlerden, en azından benim demin size söylediğim, hani ileride çocuklarınıza, etrafınızdaki sevdiğiniz herkese bunu öğretmenizi isterim. Asla alkollüyken araç kullanmayın. Araç, alkol almış birinin aracına asla binmeyin. Evet. Burada alkolle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı araştırma var. %54'ü cinayet suçu işliyormuş alkol aldıktan sonra. Uyuşturucu alanların %47'si uyuşturucuyla ilgili suçlar, %23'ü de cinayetle ilgili suçlar. Yani %54 oranını düşündüğümüz zaman, hani böyle gazetenin 3. sayfalarında çok görürüz ya, işte çok eğlenceliydi, kahkaha atıyorlardı, çok mutlulardı ama sonu cinayette bitti. Sonu çok daha kötü sonuçlandı diye. Şimdi hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacağım. Alkolü bitireceğim. Süreniz de yavaş yavaş sonuna geliyoruz Haydar Bey. Onu eklemek istedim. Tamam, tamam. Bana bir 10 dakikalık, 12 dakikalık bir süre yeterli olacaktır. Bir animasyonla da bitirmiş olacağım zaten. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bundan sonraki slide'ları hızlı geçmiş olacağım. Alkol kullanımında hani 5 tane önemli risk faktörü var. Bunlar aslında hepsi tek tek üzerinde durulması gereken maddeler var ama bireysel faktörlere ilişkin birkaç şey söyleyebilirim sadece. Bir bireyin bağımlılık algısı, ailesindeki bağımlılık algısı, kendisinin ergenlik döneminden çıkamamış olması ki baştan da söylemiştim, sorunlarıyla baş edememesi, baş etme becerisinin zayıf olması bireysel faktör olarak tanımlanıyor. Yine akran faktörü demin söyledim. Bu tür alkol ve madde kullanımında akran faktörü çok çok önemli. Bazen arkadaş bulmak adına bu tür gruplara girmek bile evet çok önemli diye geçiyor. Arkadaşı olsun deniliyor aileler veya bizler diyoruz ki bir arkadaş grubumuz olsun diyoruz. İlk etapta belki arkadaş sayısını arttırıyordur, dostluk sayısını arttırıyordur ama sonradan bu tür maddeleri kullanmaya başlayınca beraberinde büyük riski de getirmiş oluyor. Yine aile faktörü, işte ailedeki sınırların korunmaması, ailede madde kullanımı, ailenin yaşadığı travmatik bir durum, ailede ya da çevrede çocuğun herhangi bir istismara maruz kalması da bağımlılık riskini arttıran bir nokta olarak geçiyor. Burada okul faktörü dedim, yani sizler hepiniz yani şu an bir okulda okuyorsunuz, bir meslek sahibi olacaksınız. Okulla olan disiplin sorunlarından tutun da okulun oluşturduğu, hani size kazandıracağı, ileride kazandıracağı mesleğin olması bile aslında bağımlılık riskini azaltan bir noktada. Eğer bir birey okula gidemiyorsa, gitmiyorsa, herhangi bir mesleği yoksa bile bunun da bağımlı olma riski
oldukça yüksek olmuş olarak geçiyor. Çevresel faktörlerde ifade ettiğim şeyde de eğer bulunduğunuz üniversitede, bulunduğunuz çevrede size başka sosyal aktiviteler için ortam sunuluyorsa, ki bu sizin bağımlılıkla ilgili, tanışma bağımlılıkla ilgili riske girmenizi de azaltan bir nokta olarak geçiyor. Bununla ilgili şöyle bir bilgi söyleyebilirim. Yine İskandinav ülkelerinden bir bakanın bir açıklaması vardı. Daha önceki yıllarda ben de bir canlı yayınına denk gelmiştim. Oradan edinmiştim. İşte bu bağımlılıkla ilgili mücadelelerle nasıl baş ettiniz diye soruyorlar. O da sadece şöyle bir cevap vermişti. Yani yüzme havuzlarıyla biz bu işi çözdük demişti. Yani bir kişinin etrafında gidebileceği bir spor tesisinin olması, bir yüzme havuzunun olması, alternatif başka işte sanatsal, kültürel ve aktivitelerin olduğu yerlerin olması bile bağımlılık riskini aslında düşüren bir nokta. Bu noktada belediyelere de çok büyük görevler düşüyor diye ifade edebilirim. Yine hani alkol eğlencenin temel merkezi gibi geçiyor ama değil. Yani alkol olmadan da eğlenebilirler insanlar. Bağımlı hale gelinmediği sürece içmek doğal diye bir kavram yok. Eğer birileri bir şey kullanıyorsa onların bağımlı olma riski her zaman için var. Hızlı bir şekilde uyuşturucu maddelerle ilgili birkaç şeyi söyleyeceğim ve toparlamış olacağım. Buradaki slide'da durdum çünkü burada hani uyuşturucu kullananların çok kullandığı bir ifade var. Hani özgürlük diye ifade ederler ama uyuşturucuda şöyle bir şey var. Özgürlüğün sonu olarak geçiyor. Yine uyuşturucuda hani bir gençlik sorunu olarak tanımlanıyor. Burada belli istatistikler var. Hani oranlar olarak verilmiş ama artık biz ergenlik ve gençliği iç içe geçmiş olarak tanımlıyoruz. Yani ergenlik 8 yaşında ergenliğe girmeye başlayan bireyleri düşünürsek, 25 yaşına kadar da devam ettiğini düşünürsek, aslında madde kullanan bireylerin en büyük hedef kitlesini buradaki genç kesim oluşturmuş oluyor. Yani yaklaşık olarak 10 yaşla 20 yaş arasını tutarsak aslında burada bağımlı olanların oranı da çıkmış oluyor. En büyük bağımlılık riski yaşayan grup bu grup olarak tanımlanıyor. Burada bağımlılık yapan maddelerle ilgili başlıklarımız var. Aslında bağımlılık yapan maddeler tütün ve alkol olarak hani en yaygın, en görünür olarak geçiyor ama temel başlık olarak üçe ayrılıyor aslında uyuşturucu maddeler. Ve uyuşturan maddeler, uyaran maddeler ve hayal gördüren maddeler başlıkları var. Uyuşturucan ve maddelerde sizlerin de burada gördüğü gibi birçoğu sağlık alanında kullanılan maddeler aslında. Uyaran maddeler bu kokain, amfetamin ya da işte diğer metamfetamin dediğimiz maddeler olarak geçiyor. Yine hayal gördüren maddeler kısmında en son hani buraya bonsai yazdım ama buna ilişkin aslında doğada da var olan birçok mantar türleri bile aynı şekilde uyuşturucu etkisi yapan maddeler grubu içerisinde yer alıyor. Burada biraz görseller var. Sizler yetişkin grupta artık olduğunuz için bunları gösteriyorum ben. Burada sentetik uyuşturucular var. Burada mesela ekstazi dediğimiz haplar, uyuşturucu haplar var ki bunlar belli dönemlerde popüler hale gelmiş oluyorlar. Birçok yerlerde hani bazen okul önlerinde bile satıldığına ilişkin şeyler, haberler bile çıkabiliyor. Bunlar cazip hale gelmesi için değişik böyle albenili isimler de kullanılmış oluyor. Yine burada mesela şu an en tehlikeli madde grubu içerisinde bu met dediğimiz aslında sentetik uyuşturucular grubu gelmiş oluyor. Bunlar biraz daha imalatı ve şeyi daha ucuz olduğu için daha çok kullanılan madde grubu içerisinde yer alıyor ama en büyük riski oluşturuyor. Bağımlılığın hani olumsuz etkileri aslında alkolle aynı. Bağımlı olan bireylerde, uyuşturucu bağımlısı olan bireylerde kontrolün zayıflaması, birçok ahlaki ve sosyal değerlerin yok olmaya başlaması gibi birçok başlığı sayabilirim. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Amerikan Psikiyatri Derneği'nin bu bağımlılıkla ilgili her bağımlılık türünde belli kriterleri var. Bu DSM-5 dediğimiz kriterler bu kitaplarda yer alıyor zaten. Eğer bunlardan 3'ünü son 12 ay içerisinde yaşıyorsanız size bağımlılık tanısı koyuyorlar. Aynı şey teknoloji bağımlılığı için de tanı konulurken var. Kumar bağımlılığında, tütün bağımlılığında da aynı başlıklar yer alıyor. Bunları tek tek sıralamayacağım. Zaten bunları ara ara söylemiştim sizlere zaten.
bağımlılık döngüsünde geçmiş oluyorum. Bu akran grubu ile ilgili, hani sizler üniversitede okuyan bir grupsunuz. İnsanlar bu tür madde kullanımını, ki bunları kullanmak bir profesyonellik gerektirir ve bunu en çok güvendiğiniz, en yakınınızda olan arkadaş grubundan öğreniliyor bunlar daha çok. Eğer öyle bir grup içerisinde yer alan biri varsa, emin olun o grupta herkese bulaştırmaya başlıyor bunu. Yani birçok gerekçeler söylenebiliyor. Hani ben merak ettiğim için, sınırlarını aşmak istediğim için, yani gruba uymak için, gruptan karşınıza, yani gruba karşı çıkamadığım gibi birçok ifadeler kullanılabilir. Yine bir yakınınız kullanıyorsa diye burada size birkaç madde eklemek istedim ben burada. Eğer böyle bir kullanan bir arkadaşınız çevrenizde biri olduğu zaman mutlaka onunla ilgili profesyonel yardım almasını ilk olarak öngörün. Ve onu korumak adına bazen yapacağınız yanlış davranışlar sizi daha da zora sokabilir. Çünkü maddi yanınızda bulunuyor olması, maddi kullanan biriyle birlikte oluyor olmak bile bazen sizin istemediğiniz adli sonuçları ya da işte tutuklanmaları kadar birçok gerekçelerin nedeni olabilir. O yüzden böyle bir çevrenizde böyle biri varsa öncelikle profesyonel yardım alması konusunda ikna etmeniz bile yeterli olabilir. Mutlaka profesyonel bir yardım almaya o kişiyi yönlendirmek sizin yapacağınız en büyük destek olacaktır. Yani bağımlılıktan öncelikle uzak kalmak en önemli kriter. Uygun kişilerle bir arada olmak yine önemli bir başlık olarak geçiyor. Ve üçüncüsü de hayır demek. Eğer siz hayır demeyi öğrenmişsiniz ve hayır deme beceriniz gelişmişse hiç kimse size zorla istemediğiniz bir şeyi yaptırmaz. Bağımlılık tedavi edilebilir mi? Evet, tedavi edilebilir. Hani temiz kalma davranışı dediğimiz şey vardır ama o bağımlılık döngüsünü de burada unutmamak gerekiyor. İnanın hani bu bağımlılıkla ilgili dünyada şöyle bir tanımlama geçiyor. Yani siz $1 verip de yaptığınız bir eğitimi ile birçok bağımlılığı önleyebilirsiniz. Ama bir bağımlılığı tedavi etmek için en az $18, yani 18 katı daha fazla masraf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hem bu ülkemize zarar hem de o kişinin hayatına mal olabiliyor. En önemli bağımlılıktan kurtulmanın yolu da kişinin tedavi olmayı istemesi, kişinin maddeyi bırakmaya kendini hazır hissetmesi de çok önemli bir başlık olarak geçiyor. Burada demin söylemiştim, uyuşturucuyu, yani işte ben sadece kullanıcıyım demek bile artık suç olarak geçiyor. Hani satmıyorum, yapmıyorum ama bulundurmak bile suç olarak tanımlanmaktadır. Ben Yeşilay'ın, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri var. Danışma hattı 115'te çok rahat ulaşılabiliyor. Buradaki tüm hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Ve Türkiye'de şu an yaklaşık 64 tane şey var, Yeşilay Danışmanlık Merkezi var. Buraların telefonuna çok kolay ulaşıp sadece yani telefonla bile bilgi alabilirsiniz. Yapılan tüm hizmetler de ücretsiz. Bunu da belirtmek isterim. Yeşilay'dan her türlü şekilde bilgi edinebilirsiniz. Ben sabrınız için çok teşekkür ederim. Bir tane bağımlılığı anlatan bir animasyon var. Bağımlılığı aslında en güzel anlatan animasyon. Gündür Hanım, bu animasyonu ben gösterdiğimde görülebilecek mi? Siz mi açmak istersiniz? Bir deneyin isterseniz Haydar Bey. Tamam. Şimdi arkadaşlarımızdan da soru geliyor. Animasyonumuz eğer açılmazsa bizler animasyonu ben paylaşacağız. Ben şimdi açayım. Ondan sonra sorular varsa cevaplandırmış olayım. Çünkü bu bağımlılığı en iyi anlatan animasyonlardan geçiyor. İzlerken de ben üzerine birkaç şey ifade etmek isterim. Belki görmüş olabilirler arkadaşlarımız bunu. Ama bu bağımlılığı en iyi anlatan animasyon olarak geçiyor. Biz de çok kullanıyoruz eğitimlerimizde. Mesela burada maddeyi gördük, teyit geçti diyebiliriz burada. Yani bulunduğu ortamda herhangi bir yerde karşısına çıktı. Sadece baktı ve geçti. Şimdi ikinci karşılaştığında maddeye yönelik bir merakı var diyebiliriz. Maddeyi aldı.
Eyvah, yanlış bir şey yaptı sanırım şu an. İsmini gördünüz, maddeyi aldı. İlk defa kullandı. Tekrar karşılaştı. Ama bu sefer diri kalıyor. Hiç o maddeyi kurcalamıyor. Hemen alıyor. Yaşadığı hislerin güzel olduğunu hatırlıyor, evet, sanırım bir önceki kullanımındaki. Evet. Biraz daha yere sert düştü bu sefer, dikkat ettiyseniz. Yavaş yavaş da bu animasyonumuzdaki hani karakterin şeklinin değişmesine de bakmanızı istiyorum. Şimdi maddeyi gördü ve koşarak gidiyor. Ve daha hızlı aldı. Daha yükseğe çıkmak istiyor diyebilirim. Ve aldığı maddi miktarı da sürekli artmış oluyor. Ve vücudunda deformasyonlar oluşmaya başladı. Hani onları yok etmeye çalışıyor. Hani artık maddeye koşarak gidiyor. Ve maddeye ulaşmak için bu bireyler her şeyi yapabilir. Hani cinayet işleyebilir, hırsızlık yapabilir. O maddeye ulaşmak için her yol onun için artık mübah olmaya başlamış diyebilirim. Artık uçamıyor gördüğünüz gibi. Maalesef. Üzücü bir sonla bitti ama. Yani vücudun deformasyonunu da gördünüz. Yani şu an bayağı bir değişti ve yavaş yavaş artık hayatının son noktalarına doğru gidiyor diyebiliriz yani. Bunu insanların yaşıyor olması ne acı. Şurada bir karaktere üzülüyoruz değil mi? Maalesef pek çok insan böyle yaşamını yitiriyor. Alparslan yazar da yazmış Haydar Bey, diyor ki ölmek üzere ama hala ısrarla gidiyor diyor. Ne yazık, evet, ki öyle. Aynen öyle yani. Zaten hani onun artık kurtuluşu çok daha zor. Yani benim de bu slide'de en son noktada hani en çok üzüldüğüm benim üzerinde, şimdi birazdan göreceğiz. Hani şu gözlerindeki o ışıltı parıltı artık en son kaybolmuş oluyor. Yani bir şey denir ya, gözlerinin fethi, gözlerinin şey kayboldu diye. Bu animasyonda ben de oluşturduğum büyük his de o yani. Artık o gözlerinin ferinin gittiğini, kaybolduğunu görmüş oluyoruz. Gerçekten çok acı gerçekten. Ben yine dediğim gibi sabrınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah Haydar Bey, biz teşekkür ederiz. Sorumuz varsa ben onları alayım. Evet, olur. Bir sorumuz varmış. Yusuf Sağlam sormuş. Orada diğer arkadaşlarımız sorularını yazar ben bunu okurken. Hı-hı. Alkol ve tütün ürünlerinin fiyatındaki artışın toplumda bağımlılığı azaltmada yardımcı olduğu söylenebilir mi? Bu alanda yapılmış araştırmalar var mıdır diye bir soru yöneltmiş. Yani bunu mesela birçok ülkeler politik anlamda kullanıyor. İşte vergi oranlarını arttırıyor. Ulaşımı yani ulaşılabilirliğini, görünebilirliğini azaltmaya çalışıyorlar. Tabii ki bununla ilgili hani benim şu an hani direkt size söyleyeceğim bilimsel bir bilgi anlamda yok ama yani bunlar sadece biraz olayı uzatmanın dışında farklı bir etkiye neden olmuyor. Yani bağımlılıkla ilgili bireyleri bilinçlendirmek en doğru adım. Yani eğitimlerle bunu yapmak daha doğru. Yoksa onun engellediğiniz anda, hani yasal boyutunu engellediğiniz anda bunun yasa dışı boyutlarını kapı açmış oluyorsunuz. Yani insanların işte o maddenin fiyatını arttırdığınız zaman bu sefer kaçak üretime neden oluyor.
daha kalitesiz, daha işte zararı, daha büyük zararı neden olabilecek o merdiven altı üretimlere dönüyor. Zaten bu bonsai türü dediğimiz, hani insanlar hani bu ya bu uyuşturucudan da hani ölünür mü dedikleri var. Hani ben bunu bu bağımlılıkla ilgili kitaplardan edindiğim için, yapılan araştırmalardan okuduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani böyle bir maddenin mesela merdiven altı üretimdeki olan uyuşturucu maddeler çok daha hızlı öldürebiliyor. Normalde uyuşturucu kullanan profesyonel olarak hani iyi kullandığını, kontrollü kullandığını söyleyen kişiler pek kötü sonuçla karşılaşmıyorlar. Daha çok ölümle karşılaşanlar ekonomik olarak bunlara ulaşamadıklarında yaptıkları durumdur. Yani ulaşamayınca en kötü hangi madde varsa onu alıyor ve dozu da en fazla kullanmaya çalışıyor. Ve o madde içerisindeki riskten dolayı da hayatını kaybetme oranı çok daha fazla. Buna ilişkin şöyle bir bilgi paylaşayım. Mesela bu bonsai türü dediğimiz ve de işte bu zayıflama çayı türündeki maddeler mesela piyasada çok satılıyordu. Bunlar bir dönem internetten bile sipariş edilerek insanları farklı algılarla kandırılıyordu. Yani aynı etkiyi yapan başka maddeler de var deniliyordu ama ben mesela bu bonsai türü, bu tür maddelerle ilgili bir eğitim aldığım zaman şöyle bir bilgiyi görmüştüm. Beni de çok korkutmuştu yani. Bildiğiniz bu işte var olan sentetik maddelerin üzerine bildiğimiz şey kolonya fısfıslarından uyuşturucu maddeyi onun üzerine sıkarak onu emdirmeye çalışıyorlar. Ve o onu sıkan kişi o kadar hani şey diyeyim, nasıl diyeyim, elinin ayarına göre yapıyor. Bir yere daha fazla sıktıysa, bir yere daha fazla o sentetik uyuşturucuyu bıraktığı zaman ve o bıraktığı kısmı alan birey ölüyor, diğer tarafı kullanan bireye bir şey olmuyor ya da en fazla o kör oluyor diyebilirim. Ama diğeri hayatını kaybediyor. Yani bu da bu tür maddelerin hani daha fazla zarara neden olmasına sebep olmuş oluyor diyebilirim. Dediğim gibi politik olarak kullanılabilir ama siz onun fiyatını arttırmakla sadece bununla çözüm olarak o şeye baş edemezsiniz yani. Başka sorular var mıydı Gündoğan? Şu an başka soru bekliyorum ama yazan arkadaşlarımız yok. Sanırım bir sorumuz vardı. Bir dakika daha bekleyelim isterseniz. Özlem Demirci çok etkileyiciydi, teşekkür ederiz demiş. Yusuf Sağlam çok keyifliydi sunum için, çok teşekkür ederiz demiş. Siz sanırım okuyamıyorsunuz. Onlar adına ben de teşekkür etmek istiyorum. Yani biraz çok uzun sunu oldu ama yani biraz çok uzun sunu olduğu için hepinizden çok özür dilerim. Yani normalde hani daha kısa sürmesini ben de hedeflerdim. Sizle de konuştuğumuz zaman hani 3 oturum şeklinde yapalım dedik ama yani sadece tütünle, sadece alkolle, sadece maddeyle olmuş olsa bile dediğim gibi ben üçlü bir paket yapmış oldum sizlere. ama çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani hepinizi bağımlılıktan uzak, sağlıklı, güzel günler olmasını temenni ederim. Biz çok teşekkür ederiz Haydar Bey. Çok kıymetli sizin ülkemiz için, ülkemizdeki gençler için böyle etkinlikler düzenlemeniz, bize bilgi ve birikiminizi aktarmanız inanın çok kıymetliydi. Asıl biz teşekkür ederiz, vaktinizi ayırdınız. Diğer eğitmenlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Onlar da katıldılar. Katılımcı arkadaşlarımıza da çok teşekkür etmek istiyoruz. Yine yarın aynı saatte, bu sefer başka bir eğitmenimiz bize eşlik edecek. Yani Demet Hanım'la teknoloji bağımlılığını paylaşmış evet. olacak. Yani ben arkadaşlarıma da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bizler Yeşilay'ın gönüllü formatörleriyiz. Bu tür eğitimlerin hepsini de gönüllü olarak yapıyoruz. Ne mutlu ki sizler gibi hani bizlere ulaşan, bizlere bu fırsatı tanıyan arkadaşlarımızın olması. Ben de hepinize bu kıymetli zamanınızı, böyle bir çalışmaya, böyle bir zaman dilimini beni dinlemeye ayırdığınız için hepinize hem kendi adıma hem de Yeşilay adına çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Haydar Bey. O zaman ben şu an toplantıyı sonlandırıyorum. Ayrılmak isteyen arkadaşlarımız ayrılabilirler. Yine Haydar soruları Bey, olurlarsa, yine herhangi hani buradan soramadıkları, farklı merak ettikleri sorunlar olurlarsa da sizin üzerinizden bana ulaşabilirler. Ben de size gösterdiğiniz emekten dolayı da çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Tamamdır Haydar Bey. Görüşmek üzere. Kapatma işaretinden ayrılabilirsiniz siz de. Tamam. Çok sağ olun. İyi akşamlar tekrar.